Hepinize merhaba arkadaşlar. Seda ile Her Şey kanalına hoş geldiniz. Yeni bir hafta. Kasım'ın son haftasına girdik sayılır. Ve ay şu anda boşlukta. Akşam üzeri saat 28-17 geçe ay Akrep Burcu'na geçiyor. Tabii ki sezgilerimiz güçlü. Derinden kuşkucu hissedeceğimiz zamanlara giriyoruz. Özkan da bu hafta 4-12. Ben de güzel bir çorba yaptım. Tavuk suyuna bir çorba yaptım. Akşama Mert de artık yemeklerimizi yiyeceğiz. Yanında da güzel bir domates ve pilavımız var. Kahve yapayım mı sana? Yok, şimdi ben içmiyorum. Ben duble içiyorum o zaman. Özkan işe gideceği için o kahvesini içsin. Şu anda güzel bir kahvaltılık bir çemen yaptım arkadaşlar. Size de onu paylaşmak istiyorum. Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi. Ben normal sade kahvaltıyı çok sevdiğim için şöyle çemeni de sizlerle paylaşmak istiyorum. Güzel kızarmış ekmeklerinizin üstüne sürüp yiyebileceğiniz bir çemen. Bunun için de arkadaşlar tabii ki organik market salçası ve biber salçası değil. Ben her zaman söylüyorum, bir Sivaslı abla var, ondan alıyorum ben. Bunlar organik domates Sivas salçası, biber, bir kaşık biber salçası, bir yemek domates salçası. Tüm baharatları koyuyorsunuz. Sarımsak, ceviz, karabiber, pul biber. Ama bak, pul biber koymamışım mesela. Zerdeçal, sarımsak, ceviz ve zeytinyağı da koyduğunuzda mis gibi çemen size hazır. Ben hazırladım. Sizler de yapıp sabah kahvaltılarınızda afiyetle yiyebilirsiniz. Evet, günümüz akşam saatlerinde ay akreple başlayacak. Şunu da söylemek istiyorum. Bir de Güneş'le Jüpiter'in çok güzel bir açısı var. Bu zamanlarda bolluğu, bereketi, işlerimizin her türlü akışı çok bereketli. O yüzden Yüce Rabbimizden devamlı isteyelim, odaklanalım. Tabii ki burada da kişisel haritalarımız çok önemli, devreye giriyor. O yüzden kişisel haritalardan bir danışmanlık alın derim. Bir de şöyle şunu da göstereyim size. Bir çorbam hazır, akşama yemeğim hazır. Bu arada tabii ki saat 1'de Nermin'in enfes mutfağını izliyorum. Ne oldu Özkan, ne diyorsun? Bir şey mi diyecektin? Enfes bir kahve içeceğim şimdi. Özkan kahve içecek. Ben de saat 4-5 gibi anca içiyorum. Çünkü o saatlerde daha çok seviyorum kahve içtiğim zaman. Fabrikada sosyal testler ne kadar bu Türk kahvesi biliyor musun? Ne kadar? Şaşırırsın. 7.75. En azından 5 lira değil Özkan. Kafelerde bak, öyle daha çok pahalı. Belediyenin çay şeyinde bile, bahçesinde bile yazın 1.75'e çay içemiyordum bak, Türk kahvesi. Yanlış anlamadım. Ama evinde bak, dolu dolu hem de 2 duble içmiş olacaksın. Öyle. Evet, o zaman videomu bu şekilde başlattığım gibi hepinize mutlu haftalar arkadaşlar. Evet, şöyle yufkamı serdim arkadaşlar. Cuma günü yufka almıştım. Tabii ki iç harcını da şöyle salçalı bir patates hazırladım. Patateslerimi haşladım. İçine çok güzel baharatlarımı koydum. Karabiber, zerdeçal, kırmızı toz biber. Hepsini koydum. Biraz da üzerine salçayı pişirip erittim. Bu benim ana iç harcım. Burada da çok güzel bir sosunu hazırladım arkadaşlar. Böreğimin çıtır olması için. Bu akşam da Mert'e biraz ısıtıp böyle güzelce şöyle biraz eritelim. Böyle muska tarzında saracağım ben arkadaşlar. Şöyle iç harcını da hazırladım. Bunun içinde sıvı yağ, 2 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı da nişasta var. Bu sirke ve nişasta böreğin çıtır olmasını sağlıyor. O zaman şimdi ilk katı bu şekilde iki katlı sereceğiz. Şimdi hemen şuradan fırçamı da alayım. İlk başta şöyle şu sostan her yerine damlatmak istiyorum. Çünkü ikinci yufkayı da üstüne koyacağım, ince olmaması için. Evet, şöyle her yerinde yayıyorum böyle güzelce. Hem dolabım da hazır olacak. Ben seviyorum böyle hazırlayıp dolaba atmayı. Misafirim de gelse hemen hazırlamış oluyorum. Şimdi ikinci katı da sereceğim. İkinci yufkamı da serdim ve sosumu da döktüm. Her yerine yaydım sosunu. Şimdi bunları muska şeklinde sarmak için parçalara böyle 8 eşit parçaya böleceğim. Evet, şöyle çarkı feleği gibi yaptım böreklerimi. Çünkü muska şeklinde saracağım için şöyle hemen
şöyle yapıyoruz. Şöyle saralım. Şöyle yapıyoruz. Şöyle mis gibi muska böreğimi hazırlıyorum. Birlikte bir taneyi sizlerle yapıyorum. Gerisini ben kendim yapacağım. Evet. Buyurun, muska böreğim hazır. Bu şekilde saracağız arkadaşlar. Haydi o zaman, bana kolay gelsin. Evet, şöyle iki kutu böyle muska böreklerim çıktı. Bunların hepsini böyle derin dondurucuya koyacağım arkadaşlar. Misafiriniz geldiğinde veya da Mert'e bir şey hazırladığımda direkt dolaptan çıkartıp bu şekilde koyuyorum. Biraz iç harcım bu kadar kaldı. Şu geri kalan kaç tane? 2-5 tane böreği de üstüne yumurta sarısı sürüp airfryer'de akşamdan pişirip sabah Mert inşallah kahvaltısını yapabilir. Bu arada saat 4, yağmur yağıyor. Çok şükür yağmuru gördük. Ağacımı da şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum. 2023'e hazırlık diye şöyle güzel yeni yıl ağacımızı kurduk. Bu sefer daha erken kurdum böyle. Şunlar, şu üçlü tatlışlara bakar mısınız? Nasıl olmuş? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Gece daha da güzel olacak. Onu da paylaşırım. Mert de kendisine şöyle sakal, ense ve çizim makinesi aldı. Şöyle, bunu ne zamandır bekliyordu. Trendyol'dan bir haftada geldi. Evet, şu almış olduğum Madame Coco'daki vazolarımı da bu şekilde koydum. Nasıl olmuş mu? Bu da ben. Merhaba. Evet, yağmur da yağdı çok şükür. Evet, şurası çok tatlış, öyle değil mi? Ağacımız da hazır. Hayırlısıyla, sağlıkla, huzurla, mutlulukla gelsin. Mert daha henüz gelmedi. Evet, ne var? Ne oldu tatlı kuş? Ne oldu tatlı kuş? Seni gidi seni. Seni gidi seni. Hep ağzı çalışır. Şöyle yağmuru da bir göstereyim size. Bakın. Çok şükür yağmuru gördük ama çok böyle dolu dolu yağmıyor. Biraz yağıp bırakıyor tekrar. Mert de henüz gelmedi. Özkan da işe gitti. Rabbim bereketini eksik etmesin arkadaşlar. Ay şu anda hala boşlukta. Ne yapıyoruz boşluktayken? Yarım kalan işlerimize odaklanıyoruz. Ben de bütün yufkalarımı hallettim. Onları yapmam gerekiyordu. Öyle. O zaman akşam ay Akrep Burcu'na geçecek. Jüpiter üçgen etkisini lütfen değerlendirelim. Bolluk, bereket, sağlık, huzur. Yüce Rabbimizden niyetlerimizi, dileklerimizi isteyelim arkadaşlar. Günümüz sağlık ve sevgiyle geçsin. Evet, Seda'nın köşesi. Her gün, genelde çoğunluk, bütün vaktim burada geçiyor. Akşam, gündüz. Burayı çok seviyorum. Çayım. Tabii ki şal örüyorum. Bittiğinde de paylaşacağım. Biliyorsunuz öğlen vakti börek yapmıştım. Mert'e kahvaltı için tabii ki airfryer'de veyamayı airfryer'de pişirdim. Yalnız arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Arkasını da çevirip pişirdiğiniz zaman çok daha lezzetli bir tat alacağınıza eminim. Çünkü üstü çok güzel pişirip altını beyaz bırakabiliyor. Ama kolaylık var. Bir 5 dakika daha ayarlayıp üstü altını da çevirip pişirdiğiniz zaman enfes bir bohça böreği hazır. Mert'im sabah afiyetle yiyecek inşallah. Evet, böreklerimi çıkartırken hepinize hayırlı geceler. Biliyorsunuz ay Akrep Burcu'na geçti. Derinden kuşkucu, sezgilerimizin arttığı, güzel vakit geçirebileceğimiz zamanlara girdik arkadaşlar. 2,5 gün boyunca ay Akrep Burcu'nda devam edeceğiz. Haydi bakalım, hepinize hayırlı geceler. Bu pırıltılı bir ip. Şal yapayım dedim ve gayet de güzel oldu. Bitince paylaşacağım. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Böyle hazırlandım. Hava bugün güneşli. Dün bu sabah öyle bir yağmur yağdı ki Rabbim bolluğunu, bereketini üzerimizden eksik etmesin. Şöyle bordo bir peluşumu giydim. Siyah böyle tunik bir elbisemi giydim. Ve nereye gidiyorum? Teyzeme. Ama teyzeme gitmeden önce BİM'e de gideceğim. Şöyle arabamı da çalıştırayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ay Akrep Burcu'nda arkadaşlar. Derinden kuşkucu. Hem biraz derinden ve kuşkucu hissedeceğimiz gibi hem de maalesef, pardon, kusura bakmayın, şöyle yine tripodum düştü her zamanki gibi.
Onu da bir sağlamlaştırman lazım. Evet, derinden kuşkucu hissedeceğimiz, biraz iç hesap dış hesap olarak yaşayacağımız durumlardayız. Detaycı ve gizemli konuları çok severiz. Ve sezgilerimizin arttığı zamanlarda şöyle koyu koyu bir mor ruju da sürdüm artık kış geldiğine göre. Güney ay düğümle ayın kavuşumu var. Bu da bize neyi gösteriyor? Yani kavuşum yaparken kuzey ay düğümüne de karşıtlık açı yapıyor. Bu da bize geçmişe değil geleceğe bakın diyor bize gökyüzü. Ayrıca Uranüs'le de karşıtlık bir açısı var ayın. Ay buraya neyse kapatmışlar. Ayında Uranüs'te bir karşıtlık açısı var. Bu da bize duygu ve düşüncelerimizde kararsızlık, gergin ve huysuzluk verecektir. Öyle. Günümüz sağlık ve sevgiyle geçsin. Teyzemde yine çekim yapabilirsem yaparım arkadaşlar. Şu anda hava güzel. Yağmurun arkasından böyle dingin bir sakin bir hava var. Öyle günümüzü böyle bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Her zaman söylüyorum lütfen abone olup bildirim sesini açıp desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Evet Mert okuldan geldikten sonra bugün teyzemdeydim biliyorsunuz ama orada çekim yapamadım. Çünkü çoluk çocuk vardı. Kuzenimin iki çocuğu vardı. Sonra arkasından Zeynep geldi. Muhabbete daldık. Çekim yapamadım sizlere. Şimdi Mert stajdan geldi. Sonra biraz dinlendi. Dışarıda yemek yiyelim dedi. Biz de dışarıda yiyelim dedik. Bir taş fırınımız var burada. Bir de peramız var ama taş fırında yiyeceğiz. Hem biraz muhabbet hem yemek muhabbeti hem de günlük işte ne oldu ne bitti onları konuşacağız. Öyle işte yani bakalım taş fırına gideceğiz orada yemek yiyeceğiz. Hava da bugün çok güzel. Bu sabah hep yağmurluydu ama kuşların sesini de duyuyorsunuz. Ezanı beklediler. Şimdi yatsı okunacak birazdan. Günümüzü de böylece tamamlamış oluyoruz. Evet. O zaman şimdiden hayırlı akşamlar. Çocuğum önden gidiyor. Görüşürüz. Merhaba. Evet, biz Mert'le yemeğimizi yedik. Çok da güzeldi. Ben Adana kebap yedim. Mert lahmacun yedi. Sonra biliyorsunuz efsane Kasım ayı indirimleri başladı. Oradan da birkaç alışveriş yaptım. Onları da çayımı alıp ilk önce gelir gelmez namazımı kıldım. Anca oturdum kurutucuya çamaşırlarımı koydum. Saat 10 oldu anca oturdum. Olsun buna da şükür. Kanal D'de 3 kız kardeşler vardı. Hemen onu açtım. Evet, sizin Kasım ayı indirimleriniz ne? Ben daha yeni bugün anca başladım indirimlerime. Şöyle güzel bir mont istiyorum. Seneye de hazırlık olsun diye Rabbim yaşatır da gösterirse. AC'ye baktım ama öyle çok da büyük indirimler yok. En basit montlar bile 259 lira en düşüğü. 500-800'e kadar çıkıyor. Yarına bir de faktoya bakmak istiyorum. Şöyle siyah bir peluş bir kürk almak istiyorum. Kahverengi var, bordo var. Pembiş var. Bir de şöyle siyah istiyorum. Siyah ve beyaz. İkisini de çok seviyorum. Şimdi aldıklarımı göstereyim arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz bir aktüelde vardı. Şöyle peluş bir toka aldım. Bunu daha henüz hiç denemedim. Açamamıştım da bunu. Şimdi sizlerle birlikte de açmak istiyorum. Bir dakika. Hemen geliyorum. Bunu da açamadım bir türlü nedense. Evet. Şimdi açtım. Şöyle peluş tokalar gelmiş. Biliyorsunuz bu sene pembişler çok moda. Şöyle benim şöyle arkaya taktığım devamlı bir toka var. Bunu takacağım. Bakayım şimdi nasıl olacak. Şöyle küçük bir tokam vardı. Şimdi bu pembiş. Bunu dışarıda takacağım tabii ki. Oo, çok güzel mi? Oldu mu? Şöyle sizlere de göstereyim. Ben gerçi göremiyorum ama sizlere dışarıda bunu takacağım tabii ki. Ve şöyle çok tatlış da bir şöyle bir peluş pembiş çıpçık toka aldım. Bunlar tabii normal fiyatları pahalı arkadaşlar. Çok da uygun değil yani söyleyeyim. Evet. Şöyle. Arkası şöyle. Şöyle yapalım bakalım. Onu da şöyle takayım.
Ay çok tatlışmış. Pembiş. İyi ki de pembiş aldım. Evet, Bim'den aldıklarım bu ikisi. Peluş aktüel olarak benim kullandığım ürün olarak bunları aldım. AC'ye gittik Mert'le bizim AVM'deyken. Hemen yemek yedikten sonra AC'ye uğradım. Bakalım işte o montlar AC'de o kadardı yani. 259'du. Onlar da çok da iyi değildi. Şöyle bir sivit aldım uygunken. Kahverengi istiyordum. Mert'e almıştık. Kahverengi. Ben de şöyle kendime AC'den bir kahverengi sivit buldum. Bunun fiyatı 150 liraydı SB'den. Ne zamandır kahverengi istiyordum. Çok şükür onu aldım. Şöyle bir çayı da yudumlayayım. Sonra bir sigara da yakayım. Sonra sizin de varsa alışverişleriniz, yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Sonra bir peluş, ben kışın çok seviyorum böyle bu tarzları. Bunlar yeni gelmiş patik tarzında. Bunun fiyatı 40 liraydı arkadaşlar. Hemen kendime aldım standart. Outlet'e özel ürün olarak getirtmişler. Şöyle panduflu, böyle panduflu gibi. Ben kışın bu tarzları kalın şeyler, çorap giymeyi çok seviyorum. Sonra Çorlu'da yani AC Outlet mağazası var. Oraya her gittiğimde mutlaka indirimli, güzel fiyata, uygun fiyata ayakkabı mutlaka buluyorum. Bu sefer istediğim çizmeyi buldum. Şimdi onu da size göstereceğim. Topuk boyu çok iyi, çizmesi çok iyi. Ve rengi de çok iyi. Ta 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 ta. Bakar mısınız şöyle büzgülü. Şu topuk boyu 5 santim. Vallahi ne zaman gitsem mutlaka AC'de kendime hem uygun fiyata, bunun da fiyatını hemen söylemek istiyorum. Bunun fiyatı arkadaşlar 300 lira. Yani şu anda 300 lira ayakkabı veya çizme bulmak çok zordur biliyorsunuz. Bunu da sizlere gösterdikten sonra benim şu anki alışverişlerim böyle. Cuma'ya kadar efsane Kasım indirimleri devam edecekmiş. Siz de aldıklarınızı yorumlarda buluşalım. Desteklerinizi bekliyorum. Bildirim sesini açmayı unutmayın. O zaman şimdilik bu akşamdan hepinize hayırlı geceler diliyorum. Kanalıma abone olup beğen ve yorum yapmayı, bildirim sesini açmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet, bakar mısınız? Şu tatlış yeni yıl ağacımıza erkenden hazırladık onu. Ay çok tatlış değil mi? Böyle yanıp sönüyor maşallah, inşallah sağlıkla, huzurla, sevgiyle, bol ve bereketle gelsin inşallah. Evet, ta 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 ta. Bakın niye böyle gözüküyor, ben onu anlamadım. Evet ve şalım bitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim, arkadan da göstereyim, pırıltılı, gayet de güzel. Montlarımın üzerine atacağım. Şunun uçlarını bilmiyorum, pompon yapar mıyım, yapmaz mıyım? Daha henüz ona karar vermedim. Ama bir şalım daha bitti, şöyle pırıltılı da göstereyim. Bakın çok da güzel, öyle değil mi? Şöyle göstereyim arkadan, boyu da çok iyi. Vallahi çok şık. Böyle dışarıda çok da, hem de çok sıcak, bayağı bir kalın tutuyor. Evet, örmeyi çok seviyorum. Hobileriniz sizin neyse yorumlarda buluşalım diyorum. İyi geceler. Paylaşmadan geçmek istemedim. Şöyle çok güzel pomponlar da yaptım. Evet, böyle çok daha güzel oldu, öyle değil mi? Evet, şal pomponsuz olmaz. Böyle çok daha güzel oldu. Bunu da sizlere göstermek istedim. Şöyle çok güzel pırıltılı. Çok da güzel oldu. Çok da güzel ısıtıyor. Bir yere yemeğe gittiğimde mutlaka artık bunu yanıma alacağım. Şöyle pomponlarımı da göstereyim. Olmuş değil mi? Vallahi ben de çok beğendim. İyi geceler. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün birden saat 5'ten sonra, hatta 5, evet 5'ten sonra şöyle yemeğimizde çorba vardı ama birden hamur işi yapmak istedim. Şöyle çiğ börek yaptım. Sonra babam ne zamandır benden bir boşnak böreği istiyordu. Rebisa yaptım. Bir tep bir şeyde borcam da kendimize yaptım. O yüzden şimdi
akşamı şu anda ay boşlukta, böyle yarım kalan yapmak istediğimiz şeyleri yapma zamanı. Ben de bunu börek yaparak, hamur işleriyle uğraşarak değerlendirmek istedim. Ay saat 11-7 saatlerinde ay akrepten yaya geçecek arkadaşlar. Çünkü bu gece saat 2 gibi yeni ayımız olacak. O yüzden kişisel haritalarımız çok önemli. Yay yeni ayımız olacak. Bu da yay enerjisini taşıyacağız. Enerjik, coşkulu, sevdiklerimizle vakit geçirmeyi seven güzel yeni aylar, başlangıçlar demek. Ne yapmak istiyorsanız o işlerle uğraşabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Evet, yemek yiyen tüm arkadaşlarıma veya çay içen herkese iyi keyifler. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Merhaba. Perşembe gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Tarçın rengi montumu mont değil de ne diyelim buna? Yorumlarda bekliyorum ne demek istediğimi. Atkılarım çıktı. Tabii ki ördüklerim üzerimde. Şöyle pembiş, biliyorsunuz bunu sizinle paylaşmıştım. Örgü bluzumu, onu da giydim. Artık ördüklerimi giyme zamanı tabii ki. Bugün ay yay burcunda. Neden? Çünkü gece yarısı saat 2 sıralarında yeni ay yaşadık yay burcunda. İyimser, meraklı, coşkulu, din, inanç, felsefe konularında çok aktif olacağımız zamanlardayız. Burada tabii ki ben burçlara göre yorum yapmıyorum. Çünkü herkesin kendi bir doğum haritası bulunmakta. O doğum haritasına göre de kişisel haritalarımızda yay hangi evimizde konumlandıysa yeni ay biliyorsunuz başlangıçlar, yeni işler. Bir şey yeni başlayacağımız zaman yeni ayları denememiz gerekiyor. Yay burcu da çok güzel, aktif, enerjik, sevdiklerimizle vakit geçireceğimiz, macera tutkusu, bol bol seyahatleri seveceğiz. Ama Mars retroda olduğu için, Mars hangi evde geride retrodaysa o evlerde de kısıtlanma, zorlanma yaşayabiliriz arkadaşlar. Evet, yay burcunda devam ediyoruz gün boyunca. Evet, böyle bugün dışarıya çıktım. Dün bütün gün evdeydim. Hamur işleriyle uğraştım. Çiğ börek yaptım biliyorsunuz. Şöyle arabamı da çalıştırayım. Çünkü tripodum da devamlı düşüyor. O yüzden de böyle atkılarım çıktı. Artık şu tarçın rengi kabanımı çok seviyorum. Şimdi biliyorsunuz Black Friday diye alışverişler çıktı. İnternette ve mağazalarda. Şimdi bir Defacto'ya uğramak istiyorum. Oradan aşağıya Çerkezköy Center'a inmek istiyorum. Böyle biraz bugün gezmek istiyorum. Çünkü akşama sadece bir çorbam var. Öyle idare edeceğim. Hamur işleri beni yordu. Evet. Ne diyorum? Günümüz sağlık ve sevgiyle geçsin. Ay yay zamanlarını yaşıyoruz. Bunu da dolu dolu yaşayalım derim. Bu zamanları iyi değerlendirelim. Yeni ayın etkileri hala devam ediyor. Yeni bir işe başlamak, yeni bir şeye başlamak istiyorsanız yeni ayları değerlendirebilirsiniz. Danışmanlık için, natal harita danışmanlığı için de Instagram'dan beni takip edip DM'den iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar, Defacto'ya geldim. Bayağı gayet çok güzel indirimler yapılmış. Şunu çok beğendim ama biraz bana büyük geldi. Çünkü bu SM, bana S'si lazım. Arkadan da bayağı bol ama rengi falan çok güzel. Bunun fiyatı 500 lira. Bulursam bunun S'sini alacağım ama bulamazsam maalesef bırakacağım. Çok da güzel rengi, yumuşacık, pufuduk pufuduk. Şapkası da var şöyle. Bakın, çok hoş değil mi? Çok güzel. Bunun fiyatı 500 lira. Denemelere devam. Bedeni çok güzel oldu. XS beden. Böyle beyaz. Şöyle kol detayları var. Bunun fiyatı da 500 lira arkadaşlar. Hiç böyle beyaz, biliyorsunuz beyazları ben kışın çok seviyorum. Gayet de güzel. Şöyle bir şapkası da var. Onu da takalım hemen. Bakın. Şöyle. Bu da bilmiyorum ama eğer onu bulursam o renk alacağım. O çok hoşuma gitti. Bu beyaz. Bunun fiyatı da 5 lira. Şöyle mavi detaylar var. O yüzden pek hoşuma gitmedi. Bu ikinci versiyonu. Haydi denemelere devam. Peluş gördüm. Tam peluşların alma zamanı arkadaşlar. Bunun fiyatı 300 küsür gibi bir şey. Bunu kaçırmayacağım. Tabii ki alacağım. Çok da şık duruyor. Bakar mısınız? Evet. Şöyle şurayı bir açalım. Şöyle de gösterelim. Evet. Nasıl? Tam ceket tarzı çok hoş. Bunu alacağım. Ama montlarda hala karar veremedim tabii ki. Duruşu falan çok güzel. İndirimleri kaçırmayın derim. Of!
Vallahi kaç saatten beri bu defaktodayım arkadaşlar. Ama alacaklarımı aldım. Siyah bir peluş kürk istiyordum, onu aldım. Kahve tonlarında istiyordum, onu aldım. Hatta 400 liraya 500 liraya bu kadar düşmüş. Bu fırsat kaçırılmazdı. Onu aldım. Çok güzel bir tane yine kaşet tarzında bir kaban aldım. Bir de çok güzel böyle yağmurluk için. Onu zaten size gösterdim. Çok güzel. Onları aldım. İki tane de böyle evde giymek için patikler aldım. Bir tanesi, ikincisi 50 liraya geliyordu. Bir de çok güzel triko bir elbise aldım. Sırtı açık. O da çok güzeldi. Toplam fiyatını sorarsanız hepsi 1800 küsüre kadar tuttu. Bence çok iyi fiyatı aldım. Kaç parça? 4 parça. 2 peluş, 2 kaban tarzında şişme mont, kaşe kaban, 2 peluş kürk. Bunların zaten hepsi, çoğu onlar tuttu yani. Bir fiyata zaten normal fiyatı 1000 liradan aşağı değildi. O yüzden de çok güzel alışverişler yaptım. Binlerce şükrediyorum Rabbime. Kimseyi daraltmadan, bunaltmadan bu alışverişi yaptırdığı için teşekkür ediyorum Rabbime. Her zaman siz de teşekkür etmeyi unutmayın. Evde yine gösterirsem gösteririm diğer size göstermediklerimi. Şimdi bir sigara molası verdim. Sonra Pera'ya gideceğim, bir çay içip sonra eve gidip evde de bir kahve yaparım. Sizlerle de vlogumu kapatıp yükleyeceğim inşallah. Görüşürüz. İşten sonrası geldim mekanıma. Tabii ki çayımı içip sonra eve gideceğim. Yoruldum bayağı. Bir dinlenmek istedim. Hava da öyle güzel oldu ki anlatamam size arkadaşlar. Eve gidince aldıklarımı paylaşacağım. Sonra yine saat 5 gibi falan kahvemi içerim. Mete ile görüştüm bu arada. Çok sevindi aradığıma. Sonra iş yerinden bir arkadaşım vardı. Onunla konuştum. O da kendisi beni sağ olsun çok sever. Arar sorar. Sevilmek güzel bir şey, öyle değil mi? Evet, burada bir mola verdim. Şimdi birazdan bir tane ekmek alıp sonra eve gideceğim. Sizin gününüz nasıl geçti? Buradan da tüm öğretmenlerin de öğretmenler gününü kutluyorum arkadaşlar. Öğretmenler, başta Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler gününü kutlayıp tüm öğretmenlerin de öğretmenler gününü kutluyorum. Hoşçakalın. Merhaba, bakın mutfağımın halısı hemen makineye atmış oldum. Çünkü neden? Şu çöp poşeti delikmiş altı. Mert'e at dedikten sonra o bütün yerlere döküldü. Sinir krizi geçirdim. Mert, ama ikimiz hallettik, öyle değil mi çocuğum? Kendisini taktık, yine düştü. Çıldırdım ya, çıldırdım yani. Evet, neyse, hemen makineye attık. Yarın inşallah sereceğim. Şöyle yeşil ipimden yine bugünkü giydiğim gibi pembiş tatlı bluzdan örüyorum. Bana kolay gelsin derken. Vlogumu yüklemek için artık burada sonlandırmak istiyorum. Dolu dolu bir alışveriş yaptım. Gerçekten de defaktoda çok güzel indirimler var. İhtiyacınız olan her şeyi, özellikle şişme mont, benim aldığım şişme mont 400 liraya geldi bana. O yüzden mutlaka alın ve giyin. Şişme montlar çok güzel. Benim o özellikle almış olduğum tarçın rengi şişme mont tam böyle kalıbı büyük yani. Oversize tarzında. Çok da güzel. O yüzden alın, faydalanın indirimlerden. Ben uzun bir ara asla daha hiçbir şey almam mont üzerine. Çünkü peluşlarımı da aldım. Hem siyah hem kahve. Montlarımı da aldım. Rabbim olmayanlara da versin inşallah. O zaman videomu yüklemek istiyorum artık. Sizler izleyin, yorum yapın lütfen. Bildirim sesini açmayı unutmayın. Böyle Mert'le birlikte videomu kapatmak istiyorum. Hadi Mert'im, videomuzu kapatalım. Kendinize ne diyoruz? Arkadaşlar, like atmayı, kanala abone olup bildirim atmayı ve görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına dersin. Evet, görüşürüz. Hayırlı geceler. İzlemeyi ve bildirim sesini açıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.